Hem kocamı istiyorum. Teşekkür ederim. Ya yemeyin beni. Ben yeni uyandım. Uykudan uyandım birazcık. Kusura bakmayın. Saçım başımda da kusuruna bakmayın. Günaymış. Adem, Adem, Adem. Ya aşkım nerede? Yola, teşekkür ederim. Hoş geldin. Ağzımı şapırdattım. Spor inşallah ya. Şöyle İzmir'de yapmayayım dedim. Çünkü İzmir'de çok kalmayacağım. Ondan dolayı İstanbul'a gidince başlayacağım. Spor, spor. Sağ ol canım. Ben cips yiyorum. Yükselenim yay. Mert yayını açtı mı ki? Daha açmamış. Bugün neyi yazmış? Bir gün Berk sen Mert yayını yapsanız Berk. Yaparız ama şu an Merdom'la yapmak istiyorum o Merdom'la. Teşekkür ederim. Ay burcumu bilmiyorum ama bir yerlerimde balık vardı. Onu hatırlıyorum. Sesin çok karakteristik. Teşekkür ederim. Evet, bugün çok duygusaldım. Öyle tweetler attım. Çok özledim. Çok özlem içiriyorum. Ve nasıl baş edeceğiz bu özlemle bilmiyorum. Çok zor yani. Cips sesi dinliyoruz. İki dakika yeme be. Bitti bitti. Ay dur ayol gözüme kaçtı. Kaşımda işlem yok. Ama benim kaşlarım çok kalın maalesef ve böyle sık mı denir, köklü. Ben istemiyorum, sen ne kadar inceltirsen incelt, incelmiyor, böyle kalıyor. Çay istiyor musun? Bitti mi? Evet. Ama açık olsun, olur mu? Ne içtiğini bilmiyorum. Tamam, üçüncü kişiler konuşmayacak arkadaşlar. Ya 50 kere yazmanıza gerek yok. Okuyorum, konuşturmayacağız zaten. Ben Mert'le konuşmak istiyorum. Akrep. En sevdiğim ne Mert'te? Şöyle. İbrar, Mert'e yazsana aşkım ya. Açsın yayın. Ay gerçekten çok güzel olur. Evet, Mert'leri şöyle rakıya gidip böyle bir sabahlasak. Dertleşsek. Gloss değil dudağımdaki. MAC'in rujlarından. Rengine şu an hatırlamıyorum da kodunu.
Ya teşekkür ederim. Saç rengimi de bilmiyorum. Onu da kayınbabam biliyorsunuz yaptı. Kendisine sorarım. Kodu neyse söyler, ben de sizinle paylaşırım. Sesim gitti ayol. Yirmi dokuz. Parfümüm çok karışık arkadaşlar. Ben de inanın bir isim veremiyorum. Çok karışık parfümler kullanıyorum. Bu aralar taktım böyle bir sürü koku deniyorum. Tamam aşkım Ebrar'ım. Teşekkür ederim. Gözüm kaşındı. Yeliz'le konuşuyor musun? Evet. Dilara'yı alamam. Dilara yayında değil ki. Ya teşekkür ederim. Saçlarım ev topuzum. Allah'ım ya Rabbim, yüce Rabbim. Reddediyorum. Hala atıyorsunuz ya. Ne ya? Benim kullandığım parfüm, bugün kendime yeni bir parfüm aldım, çok iyi, hala kokuyor. Çok güzel ama ya, çok beğendim kokuyu. Ay harbiden çok böyle farklı yerlere götürüyor. Bakalım Merton beğenecek mi? Sephora'dan aldım. Dilara nasıl bir kız? Dilara çok tatlış bir kız. Aşırı ikonik bir kız. Aşırı komik. Otur sabaha kadar gül falan yani. Teşekkür ederim aşkitörlü aşkalaşlarım. Rujumu şöyle yapayım. Ben bir ruj linki hazırlayayım. Çünkü çok soruyorsunuz zaten glosslarımı, rujlarımı. Onları böyle sırayla kalemimden rujuma, glossuma kadar bir link yapayım. Onu paylaşayım Instagram'da, oradan bakarsınız. Çünkü şu an kodlarını hiç hatırlamıyorum. Gidip almak da zor geliyor içeriden açıkçası. Parfümlerimi sayıyorum size. Şu anki aldığım parfümü. İçeriden getirsen eve sana zahmet. Sephora poşetinin içinde. Zaten göreceksin, çok güzel bir ambalajda. Kutuda, taşıyamam kutusuyla. Ben onu taşıyamam. Evet aşk, o biraz ağır. Güzellikli zaman dönüyorsun İstanbul'a. İnşallah salı gününe kadar kendimi ayarlamaya çalışıyorum. Yani dün hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mert'le de zaten konuştum bu konuyu. Yani onu o an anlayamadım. Çünkü birbirimizi yine yanlış anladık. O beni anlayamadı, ben onu anlayamadım. Benim neye sinirlendiğimi o anlamadı. Ben de onun neye bu kadar bozulduğunu anlayamadım. Aslında ben orada gereken, onun söylediği o güzel şeylere karşılık verecektim. Ama veremedim. Çünkü o sırada konu dağıldı. Başka bir konuya geçiş yapıldı. Ve o geçiş yapılan konuda ben sinirlendim. Ama tabii ki de onu çok iyi anlıyorum. Ve onu ciddi anlamda hani üzdüğüm için çok üzüldüm. Yani kırgın olduğunu ilk defa Mert'in gerçek anlamda kırgın olduğunu hissettim yani. Ve çok naif bir kırılmaydı. Kırıldığında öfkelenir, yani kırıldığında demiyorum ama genelde hani fevriliği falan vardır ya, gerçekten fevri değildi. Çok sakindi ve o sakinliği beni çok üzdü yani. Onun için ondan özür diledim. Dilemem gerekiyordu. O da benden zaten hani kusura bakma, yani anladı beni bir yerde. Gene orta yolu bulduk ama ben yani onun o söylediklerinin hepsi benim için de geçerli gerçekten. Ve yani şehir hiç umurumda değil. İster İzmir, ister başka bir şehir. Yani tek önemli olan onun olduğu yer benim için. Ben bundan sonra böyle yaklaşıyorum. Parfümüm geldi. 50 milimmiş. Hazır mıyız?
içime oturdu. Yüz bile mi değil? İçime oturdu şu anda. Yüz bile değil ben miymiş? Ben 50 milimine mi bu kadar para verdim? İade et. Şaka mı? Parfüm bu. Bugün aldım. Good Girl Gone Bad Killian by Killian Extreme diye. Geçiyor. Şöyle bir parfüm. Aşırı güzel ama aşırı. Ve çok kalıcı. Ve çok kaliteli kokuyor yani. İnanılmaz. Değil mi? Ya hak etmiyor mu? Hak ediyor da. Yani ömür boyu taksit yaptır. Yine de al ama şey yani. Çok bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki biriyle ilk kez date'e çıktım. Bu parfümü koklarsam unutmam. Değil mi? Net unutmam. Çünkü imza koku canım. Ay harbiden çok, çok güzel iyi. Ya. Ben bu arada günlük sıktığım Chloe No Made. Günlük sıktığım, böyle gündüz de sıkabiliyoruz. Çok rahat, çok güzel kokuyor. Aşırı hafif ve naif bir koku. Bu da böyle, ben çok ağır koku sevmem. Bu da tam öyle bir koku. Of, notaları ne? Iyi. Yazıyor mu notaları? Good Girl o Good Girl değil arkadaşlar bu arada. Sizin dediğiniz Good Girl değil. Şey yani bunu Killian içeride bu programda kimse de yok yani. Bir tek bende var. Killian. Rihanna'nın sıktığı kokuymuş. Fiyatı ne kadardı? 7000 küsürdü. %25 indirim vardı Sephora'da parfümlerde. %25 indirimle 5 küsüre geldi işte. Fark etmez. Yani 5 küsüre. Yani bir pısı 100 lira gibi düşünmüş. O yüzden asla kimseye sıktırmıyorum. Ne? Mert elense mi? Elense sen tabii ki de yani koşarak. Yani tamam öyle ha deyince gidemiyoruz ama ben de kendimi el ettirirdim. Mert'i al. Mert geldi mi ki? Hala gelmemiş ki. Ebrar'cığım Mert ne zaman gelecek? Tam olarak bir şey söyledi mi? Almanya'da 245 euro yazmışlar. Ama ışıktan görünmüyor. Şöyle yapalım direkt. Dur. SS alacaksanız. Biraz daha yaklaştır. Almanya oralarda. Vallahi olur Ebrar'ım ya. 250 euro da 7500 lira yapıyor. Ne yazmışlar? Good girl. Bir dakika. Mert'i tanımadı insanlara anlatmak istersen nasıl anlatırdın? Anlatmazdım çünkü kıskanırım. Benden başka kimse bilmesin. Bak biri demiş ki. Evden en sevdiğim Dilara. Diloşko. Yeliz'in parfümüne herkes çok güzel kokuyor demiş. Nereden biliyorlarmış kokusunu? Herkes anlamadım. Söylüyordu ya erkekler. Yeliz çok güzel kokuyor. Kim söyledi? Murat söyledi. Oğuzhan söyledi. Hatırlamıyorum ben. Yani ben izlemediğim için programı. Ben de olmadığım için. Yeliz'in parfümünü de bilmiyorum. Değiştiriyordu çok yani. Belki de söyledi. Good Girl. Good Girl olduğunu biliyorum. Geliyor muyuz? Pardon geliyor. Abi ne oldu şimdiden? Mert güzel kokmuyor demişti. Ya Mert'in yaptığı yorum beni ilgilendirmiyor. Tabii ki de güzel kokmuyor diyecek. Benim kokumdan başka. Benim kokularım seviyor benim aşkım. Hadi Emine, Emine. Anne. Yok.
Dilara hakkında ne düşünüyorsun? Sürekli söylüyorum zaten. Çok seviyorum. Çok seviyorum Dilara'yı. Çok güzel olmuş. Birinci yıl dönümü kutlu olsun. Evet. Allah seni başından eksik. Amin. Mert açmış. Alamıyorum ama. Neden? İstek. Aşkım bilmiyorum ki ayarları nereden yapılıyor. İsteği ama sen atıyorsun, kabul ediyorum. İşte normalde davet etme kapalı yazıyor. Şunu bir dakika kısayım bir. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? Ne yapayım, oturuyoruz. Öyle çay içiyorum işte. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. İnşallah canım ya. Hiç canım ya. Mert yine çok enerjik ol. Aşkım saçların çok güzel olmuş. Yani önlerini bir tuhaf yapmış. Öyle yapmışlar. Aşkım sen saçlarını sen yapmalısın sadece. Bir tek sen anlıyorsun. Biraz öyle. Ama yine de yakışıklısın her halinde. Thank you. Ne yaptın bugün? Ne yapayım? Melisa ile aydık işte. Kahvaltıya gittik. Yani AVM'ye gittik falan. Niye? AVM'deydik yani. Bir şey yapmadık. Sonra döndük zaten. Sonra ben uyudum. Mert bir durgun neden yazmışlar? Yo, durgun değilim. Saçın bülbül yuvası olmuş yazmışlar. Evet, ben de bülbül. O da benim yuvam. Bir vs bir, tamam mı? Bir. Aşkım ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Bunu seninle zaten konuştum ama maalesef seni burada kırdığım gibi burada toparlamak istiyorum aynı zamanda. Dün için senden özür diliyorum. Seni kırdığım için, üzdüğüm için. Çünkü anlatmak istediğin şeyi anlayamamıştım ama anlattığında gerçekten hak verdim. Olayın aslında o olmadığını, başka bir şeyi takıldığını, ben o detayı kaçırmışım. Kesinlikle seni üzmek istemiyorum. Gerçekten isteyerek bilerek asla üzmek istemiyorum. Üzülmeni hiç istemiyorum. O yüzden tekrardan özür dilerim. Dediğim gibi ben bir özür beklemiyordum ama. Biliyorum. Biliyorum beklemedim zaten. Ben ya özür dilemek kötü bir şey değil. Ben kırdığım yeri onarmak için yapıyorum bunu zaten. Tekrarı olmayacak. Seni daha iyi anlıyorum. Yani ama işte ya kendimiz birbirimizi yavaş yavaş, hala tabii ki de yavaş yavaş tanıyoruz baktığın zaman. Bu da onlardan bir tanesi olmuş oldu. İyi öyle diyorsan sıkıntı yok. Seni çok seviyorum ya. Niye güldün? Öyle tebessüm ettin ya. Bunu koyacak bir şey arıyorum da koyacak bir şey bulamıyorum. Fragmanı izlediniz mi? Hangi fragman çıkmış mı ki? Bilmiyorum. Yola teşekkür ederim aşkım. Yola. Şimdi oldu galiba. Buse ne zaman dönecek? Ne zaman döneceğim? Salı gününe kadar işlerimi halletmeye çalışıyorum işte. Yarın bütün gün fullüm. Bakım sağ ol. Son bir doktoruma gideceğim dolgumu eritmek için. Artık bıktım çünkü şu dolgu muhabbetinden gerçekten.
Sonra salı günü de işte eşyaları, yarın koli falan alacağım. Eşyalarımı toplayacağım. Öyle. Çift PK'sı ne zaman gelecek diyorlar? Yanaklarımda dolgu yok arkadaşlar. Yanaklarım zaten kendim şeyim. Çift PK'sı bana da soruyorlar. O Nihle istiyorlar aşkım. Yani müsait olduğumuz bir zaman yaparız. Ben belki İstanbul'a döndüğümde veya bilmiyorum buradayken yetişirse burada da yapabiliriz. İstanbul'a döndüğünü yaparız ya. Olur. Bu senin taklidini yap. Seni artık sevmiyorum Mert. Niye sevmiyorsun? Jawline yok, jawline yok canım benim kendi çenem. Yıllardır yok. Hayır. Burnumu yaptırayım şöyle. Ay Mert. Kaşımı çektireyim. Bak giderim her yerimi yaptırırım görürsün o zaman. Şu güzel oluyor bak. Hayır olmuyor. Ne öyle bir şey gibi söyleyemeyeceğim şimdi. Oldu mu? Yaptım. Bak sakın yaptırma bir şey. Sinir oldum ben. Salı günü gidiyorum. Ben de gidiyorum. Sen naneyi yemedin mi? Gidip o BBL'i yaptırırsam görürsün. Allah aşkım sen o doktora yaptıracaksan her şey rezil olduğu için bir şey diyemiyorum. Kötü olacak çünkü. Ben popodan bahsettim ama yine sen bilirsin. Kendi kararın. Ben artık bir şey demiyorum. Allah Allah. Amin. Kime yaptın onu? Alttan yorum atmış biri ona. Tahmin ettim. Ne? Tahmin ettim dedim. Bana yapmayacağından dolayı. Buse yüzükten ben de aldım. Ya yüzüğü unutma. Niye unutayım? Yani küçülttürmek için mi? Onun için gönderiyorlarmış bir yerlere arkadaşlar. Zamanım yok onun. İstanbul'da artık. Bak ya ben nasıl yendim seni. Aa hiç farkında bile değilim. Ben de farkındayım. Son dakika gördüm. Buse estetiğin var mı? Dudak dolgum var ve maalesef ki yaptırmış olduğum şu çene dolgusu var yani. Oyun oynayın yazmışlar. Evet. Ne oyun oynayalım? Ne yapacağız? Buse'yle çok benziyorsunuz yazmışlar. İşler birbirine benzermiş. Spor yapmıyorum. Filipinlere selam. Mert tav oldu şu an. Neye tav oldun? Neye tav oldu gene bira bismillah. Soğuk davranmıyorum. Niye soğuk? Benim yapım bu. Ben böyleyim. Ben buyum. Önceden gülüyordun şimdi gülmüyorsun. Yani gülecek bir şey yok şu an. Neye güleyim? Durup dururken deli gibi güleyim mi kendi kendime? Mert bu naz bu cilve ne? Yazmışlar. Londra'ya selam. Anlat. Doğruluk mu cesaretlik mi oynayın demişler. Ne nasıl oynayalım? Aşk yapmak. Bir. İki. Üç. Yapacaksın. Aynı anda. Bir. İki. Üç. Hadi canım. Böyle ben yaptıktan sonra yapıyorsun. Böyle yaptım. Saçma mı elim içinde? 3 diyorum 3. 3 dedikten sonra. Ama o gelmiyor eşit. 1, 2, 3. Başla. Senin de faiz giyemedi. Bak ben gösteriyorum sana. 1, 2, 3. Sonra tak tak tak. Tamam.
Bir, iki, üç. Bir. Bir şey diyeceğim. Hadi. Bekle. Hadi. Bir, iki, üç. Aşkım. Bir. Bak, yapacağım şeyi gösteriyorum. Allah. Tamam, direkt başlasana oyuna. Direkt başlayınca olmuyor. Allah Allah. İlk önce böyle yapacağız. Bir, iki, üç. Sonra bir, iki, üç. Sonra direkt 3, 1, 2, 3 diye devam. Ya da gel normal başlayalım. 1, 2, 3, başla. Buradayım. Kafalar aynı çalışmıyor. Bir, bir, sıfır. Hayır, hayır, ben böyle oldum. 1, 0 dedim. İki sıfır önde. Yeah. İki bir. İki iki. Kafanı niye saldırdın? Üç sıfır önde. Üç iki önde. Ben kazandım. Ne yapayım? Ne yapmak istersin? Bilmem. Ben düşüneyim. Düşün bakayım. Doğru olarak sen yapacaksın bunu tabii ki. Doğru. Doğruysa. Beni ne kadar sevdiğinden bahset. Benimle ilgili... Hayır, hayır. Dur, vazgeçtim. Benimle ilgili... Ay, ne yaptım? Benimle ilgili hayallerini anlat. Çok güzel anlatmıştım hayatım. Bir daha mı anlatayım? Hayır. Doğru bir şekilde anlat ve gerçekisi anlat. Yoksa anlatma isteme. Geceyi tercih ederim. Anlatayım. seninle gerçekten sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Çünkü ikimiz birbirimizi... yeteri kadar yorarız diye düşünüyorum öncelikli olarak. Hayallerime denk gelecek olursak, yani ikimizin de işinde iyi olduğu bir gelecek istiyorum. Bunu daha önce söylemiştim. Yani işlerimizi oturtmuş, artık bu sistemi kurmuş, yolumuza bakmış, bunun tadını çıkartıyor olan bir ilişkimiz olsun isterim. Bir tane kız çocuğum olsun isterim senden. Allah razı olsun benden olarak belirttiğin için hayatım. Çok teşekkür ederim. Yani sana benzemesini istiyorum. Sinirlendi oluyor yani. Benimle ilgili hayallerinden bahsediyorsun ya mesela. Hani bir kız çocuğumuz olsun isterim diyebilirsin. Tamam işte, onu söylemediğim için senden dedim yani. Ne diyeyim şimdi? Yanlış bir şey lanse etmiş olabilirim. Yani şu an konuşma yapıyorum. Kafamda bir yerden toplamaya çalışıp bir yerden cevap veriyorum yani. Onun için. Narşist Buse. Ondan sonra. Neyse işte, öyle yazmışlar, okuyorum ben, anlamam. Yani senden bir kızım olsun isterdim. Sana benzemesini isterdim. O kızımıza zaten gerekli tüm gelecekle ilgili planlamasını senin yapabileceğini düşünüyorum. Seninle böyle bir yazlık yeri gibi bir yerinde bir evimiz olsun isterdim. Çünkü ikimiz de eğlenceyi seviyoruz aynı zamanda baktığın zaman. O ev içinde böyle, ne bileyim, bahçeli bir yer olabilir. Yani bir huzur köşemiz gibi bir şey olacak. Böyle fanus gibi yapacağız böyle. Ben orada nargile içeceğim. Ben de cuvarı. Tamam. Yani huzurlu bir şey olsun isterdim ve seninle gerçekten dünyayı gezmek isterdim bu arada. Yani belli başlı ülkelere seninle gitmek isterdim. Çünkü nasıl diyeyim sana? Yani seninle yan yanayken eğlenebiliyoruz biliyorsun. Ev içinde olsun, dışarıda olsun, böyle görüştüğümüz zaman vesaire, o aralarda. Eğlenceli geçiyor. Çektiğimiz TikTok'lar olsun vesaire olsun, güzel oluyor. Yani dışarıda görüştüğümüz zaman ben eğlenceli bir çift olduğumuzu biliyorum, olacağımızı da biliyorum. Yani o yüzden seninle yurt dışında gezmek isterdim. Deneyimlemek isterdim yani. Ondan sonra
Nasıl bir şey isterdim ekstra olarak? Yani böyle seninle ne isterdim açıkçası biliyor musun? Böyle belli başlı illerde ama bizim seçtiğimiz illerde, genelde tatil yerlerinde böyle mağazalarımız olsun. İş niyetine yalandan kaçacağız oralara. Kontrol için. Bahane diyorsun. Bahane. Hem bir yerden hem iş yapacağız hem de kendi hayatımıza bakacağız hem de eğlencemize bakacağız kafasında. Bu arada çocuğu hemen istersin yazmışlar. Hemen istemezdim tabii ki. Yer. Sonuçta Ben önce Mert'e doğurmak istiyorum, ondan sonra. önemli olan şey bu. Çocuk ikinci plan gibi gözüküyor bizim ilişkimizde şu anda. Öyle. Genel olarak seninle huzurlu bir yaşantım olsun istiyorum açıkçası. Yani istediğim çok şey vardı. Onları şimdi buradan direkt söyleyemiyorum. O yüzden. Öyle. Ben de ayrılmak istiyorum. Zaten söylemiştim, daha önce de konuşmuştuk. İnşallah olur diyelim. Olacak gibi. Nasıl bir düğün isterdiniz diye yazmışlar. Soruyu cevaplamak istiyorum. Bunu sana vereyim, bu soruyu. Benim Vallahi cevabımı biliyorsun zaten. Buse düğün sevmiyor arkadaşlar. Düğün istemiyor. Ama nasıl diyeyim? Benim kafamdaki düğünden bahsedeyim. Ben böyle kumsalda bir düğün istiyorum yaz ayında. Ama akrabaların buna hazır mı bilmiyorum. O önemli bir şey. Ama kumsalda bir düğün yapmak isterdim. Yani deli gibi eğlenmek isterdim. Yani suya atladığım bir düğünüm olsun isterdim o derece anladın mı? Sonunda suya gireceğim. Değil mi? Ne? Sen atlayacaksın, ben atlayamayacağım. Yok canım sen ona göre kıyafetin olacak o kadar da değil. Ya finalde o suya girilmesi lazım anladın mı? Eğlencenin böyle dibine vuracağın bir düğün olacak. Belli bir saati şey saati olacak böyle nasıl diyeyim sana akrabalar falan böyle biraz daha ağır başlı bir zamanı. Bir sonradan sonra işte büyüklerimize hadi size evine evine muhabbetine diyeceğiz gençler bir kalsın burada. Ben çıkacağım burada. Hadi evinize, evinize. Gibi after party olan bir düğün isterdim. Belki olabilir bu arada, evet. O güzel olur. Bir şey söyleyeceğim. Soru gelmiş. Çok güzel olduğu için okuyorum. Bir sihir yapma şansın olsaydı ne yapardın? Her şeyi yapabiliyoruz, değil mi? Yani gelecek, geçmiş. Gelecek diye söyle. Tamam. Bence hoşça kalsın. gelecekle ilgili ne yapmak isterdim? Seni bana, beni sana bayağı büyülemek isterdim. Yani birbirimizden başka hiçbir kişiyi gözümüz görmeyecek, duygularımızın bitmeyeceği bir hale getirirdim ikimizi de. Yani sonsuzluk isterdin ilişkimizin gidişatı için. Ama her açıdan duygular, düşünceler ilk günkü gibi kalması için. Çok güzel bir soru sorulmuş ama bunu emin değilim. Okuyayım okumayayım mı? Çok arada kaldım. Nasıl bir soru ki aşkım? Ben sana yazayım, oku dersen okuyayım olur mu? Allah Allah, ne bu sorusu, bakayım, tamam, merak ettim. Çok merak ettim şu an gerçekten, nasıl bir soru gitti ki böyle bir. Okumalı. Okumayayım. Ama cevap vermedim. Tamam, okumayalım. Saçın çok bakımlı mı görünüyor? Şey çünkü mimarı kayınbabam olduğu için. Yani şaka değil bu arada. Boyadığında çok yıpranmadan güzel bir işlem yaptı, yıpranmayacak şekilde. Al sana pantolon. O pandönenden istiyorum ben de. Bundan mı istiyorsun? Al Evet. pantolon.
Tamam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pantolonu göster deyip duruyordu. Al sana pantolon dedim. Seni yapıyor mu? Yok, çok ard arda yazmış. O yüzden. Ya bir dur işte şurada. Sakin bir dur ya. Şarkı böyle yazmayın ne olur. O kadar çok yazdınız ki. Sonra şey yaparız. Şimdi Mert'le yayın yapalım. Ondan sonra söyleyeceğim söz. Avrat sinirlendi yazmışlar. Yani sinirlenirim tabii ki. Tamam, unutmayacağım. Hatırlatırsınız. Gözlerim çok acıyor. Şu gözlüğü taksam. O yüzden takıyorum gözlüğü. Tahmin oyunu oynayın diyor. O ne bilmiyorum. Aa, çok büyük oldu. Şimdi tam zamanı bunu yapmanın. Yanınızda birbirinizi gördünüz mü hiç? Gördüyseniz anlatın. Gördüyseniz en değişiğini anlatın. Ya niye gülüyorsun? Bak sen gülecek. Şey, ben görmedim. Kızardım. Kızardım ya. Yani. Ne var, kızarmış olabilirim yani. Bu olmaz bu soru arkadaşlar. Ne sorusu? Yani bu soru işte, o soru olmaz yani, o cevaplanmaz. Rüya mı? Evet. Çünkü rüyalar anlatılmaz, öyle bir şey var yani bende, öyle bir inanç var. Ben senin beyazları içinde gördüm aşkım. Şey mi aşkım sen? Tövbe estağfurullah ya. Aşkım beyazları içinde. Gülüyor mu bunu, anlamadım. Aynen komik. Hani espri yaptım. Tabii ki de öyle gördüğünü ima etmiyorum. İzmir'e gittiğim gideli kötüleşti espri anlayışı sanki. Değil mi? Espri işte bu geç. Çok espri değildi yani. Gülünecek bir şey de değildi. Onun için dedim. Mert'in babasının kuaförünün adı ne diyorlar? Hasan İndere. Bir saniye, şimdi isim vererek söyleyeceğim. Bir dakika. Bu seni Hint, Hinit 51. Sorduğun soruyu cevaplamayacağım. O yüzden yazmazsan sevinirim. Saçma sapan sorular soruyor. Ben engelledim buradan. Bir yerden soruları okumaya çalışıyorum da aynı sorular geliyor. Güzel bir şey gelmiş. Hayatının bir dakika. Ay. Hayatının kaçırdım. En duygusal olduğunu düşündüğünüz anınızı anlatır mısınız? Sevgili Kötüpe. Net. Mağaza Kadıköy'de. Kızınızın adı ne olsun? Bunu konuşmuştuk sanki, öyle bir şey olursa diye, değil mi? Değiştirdik. Buse gerçekten evlenmeyi düşünüyor mu? Düşünüyorsa bu ne zaman, bir ne yakın süreçte olmalı? Onun için doğru zaman ne olmalı demek istemiş yani. Evlenmeyi düşünüyorum tabii ki. Yani düşünmüyordum. Ama bu zamana kadar ne yalan söyleyeyim. Ama artık düşünüyorum.
zaman olarak da belli bir şu zaman olmalı diye sınırlandırmıyorum kendimi. Bence iki tarafta emin olduktan sonra, evet ben eminim, ben de eminim dendikten sonra bu adım atılmalı. Erken ya da geç hiç fark etmez. Önemli olan eminlik olduğunu düşünüyorum. Yani kısaca daha bayağı zaman var mı demek? Ben öyle bir şey söylemedim. Yani, tarih istemiş kısacası yani. Yakın zamanda şu olurdu, bu olurdu. Ben mi belirleyeceğim hayatım tek başıma? Beraber yapacağımız bir şey ya. O yüzden senin de düşüncen burada önemli oluyor diyorum. Ben şu gün evleneyim, evleneceğim diyemem. Onu demek istiyorum. Anladın değil mi? Demek istediğimi. Yılbaşında ne yapıyorsunuz? O İzmir'de geçiriyor. Ben de İstanbul'dayım. Ayrı ayrı geçiriyoruz. Sağ olsun yapımımızın yasakları. İlk yılbaşımız ayrı geçiyor maalesef. Bu durum biraz üzücü. Bu arada İzmir'de olmaya da bilirim. Yani gidip geri dönmek zor geliyor çünkü. Şimdi eşyalarımı götüreceğim ya. Tekrardan gelmek zor gelebilir. O yüzden İstanbul'da kutlayabilirim. Bir de haberin olsun. Yumun şurasını mı almışız yanlışlıkla? Ne yapmışız? Ben ne diyorum? Bu ne diyor ya? Yani ne? Arkadaşlar onun nereden öğrendiğini biz de bilmiyoruz. O dediğiniz ismin. Neyi? Anlamadım. Sosyal medyada bir şeyler yazanlar var ya, nerede öğreniyorlar onları erkenden falan filan diye. En çok hangi fotoğraflarınızı beğeniyorsunuz yazmış. Ben hepsini çok beğeniyorum yani, yalan söyleyeyim ama en çok bir siyah beyaz olarak yapmışlar. Sarıldığımız bardağı bastırmışlar ya hatta, bir o, bir de yine siyah beyaz sevgililik teklifindeki böyle bakışma anımız var. Onu çok beğeniyorum. Hatta duvar kağıdı. Bir de böyle benim Mert'e güldüğüm var ya, böyle çok içten gülmüşüm. O. Arkadaşlar benim biraz bilgisayar başına geçip bir şeylere bakmam lazım. Sen yayında mı kalacaksın hayatım? Kalayım biraz. Sonra çıkarım. Az bir şey daha. Tamam, ben o zaman yavaştan. Ha? Hayatım kafa şu an orada ya. Şimdi orayı bir halledeyim de. Yarın zevkli zevkli açarız en kötü. Daha iyi olur. İşin olduğu için tabii ki de ona gitmen lazım. Sigara kullanmadım arkadaşlar ben. Ama aşkım sana dediğim şeyi sormadın değil mi? Neyi? Onu sordum getirecek. Neden? Yani bakarız. Haber verecek mi sana? Ne haber verecek? Tamam. Arkadaşlar çok seviyorum sizi. Buse yayındaymış, devam ediyor. Ben işime biraz bakmam lazım. Hesap kitap işleri klasik. O yüzden istemeyerek de olsa Buse'yi yalnız bırakıyorum maalesef. İlk yorumuna göre ben de bir şey söylemek istiyorum sana. Sonda söylemek istedim. Özür dilediğin için söylüyorum. Yani gerçekten özür beklemiyordum ben. Öyle bir şeyim yoktu, sana söyledim zaten. Evet, kırıldım mı kırıldım. Yanlış anlaşılmalardan dolayı. Sadece senden beklediğim şey biraz daha beni anlaman, başka bir şey değil. Yani çünkü biz ikimiz birbirimizi anladığımız zaman gerçekten bayağı iyi oluyoruz ki aramıza da herhangi bir şey girmiyor. Sorun yaşamıyoruz. Ben bir tık daha bunu yapmaya çalışıyorum ama yoruluyorum ister istemez, fark ediyorsundur. Yani artık gücüm bir kalmıyor. Yani bana destekçi olman gerekiyor o konuda. Senin de beni anlaman lazım. Yani ikimiz birbirimizi anlarsak daha iyi bir şekilde gideceğine inanıyorum. O yüzden yani dünkü yaşanan şeyleri yaşanmamış saymak daha iyi. Sadece bize bir şey olsun işte, küpe gibi bir şey.
Yapacak bir şey yok. İkimizin de kendine göre haklı sebepleri var. Oldu ve bitti diyelim. Konuyu da bir daha açmayalım. İzmir konusu, İstanbul konusu da arkadaşlar, Buse ona en iyi kararı verecek kişi. Ben artık şöyle yapalım, böyle yapalım demiyorum. Siz de bu konuyu irdelemeyin. Yani önümüzde bir süremiz var. O süre zarfında zaten Buse kesin kararını yazar veya duyurur diye düşünüyorum. Seni çok seviyorum Buse'cim. Ben de seni çok seviyorum Mert. Öpüyorum Buse'cim. Ben de seni çok öpüyorum Mert'cim. Çok da buralarda durma Buse'cim. Nasıl yani? Canlayın, manlayın. Ya da dur, takıl işte, ne bileyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Birileriyle mi yapacağım? Ben daha şaşırıyorum. Aşkım, ben kimseyle yapmıyorum ki senden başka. Bir Dilara'yla açıyoruz, açarsak yani. Ama şu an kimseyle açmayacağım yani. Birkaç soru var, onları cevaplarım. Şarkı söyle diyorlar, kırmayayım. Onunla böyle mırıldanırım, sonra çıkarım. Söyle söyle. Bakalım şarkın çıktığı zaman da böyle destekleyecekler mi? Çok merak ediyorum. Aşkım, niye sıkmayı veriyorsun? Ne be? İyi tamam, öpüyorum. Saçma sapan soruları okuma. Görüşürüz. Yazarsın sen bitince. Yazarım. Tamam. Cevap. Tamam. Dikkat et. Anne. Öptüm Allah'a. Ben de var. Şimdi John. Bir dakika arkadaşlar. Dilara yayında mı ki? Yok Dilara. Şarkılar için baydı. Şuradan bir şarkı... Aşkım, bir şarkı açsa dinleyelim. Çok tatlısınız. Teşekkür ederiz. Aşkım benim. Onsuz buralar da bomboş oluyor. Biraz ağlamam geldi. Şey, sana Hande Mehan, onu istiyorlar. Beni böyle sevme. Onu senden istiyorlar. Evet işte, aç. Müzik olsun altta. İnternetimin mutlu olması gerçek. Karım ya, çok güzelsin. Ebrar'ım. Teşekkür ederim ya, bir tanem ya. Mert çok güzel konuştu. Evet. Mert senin için çok değişti. Sorusunun devamını okuyamadım. Mert biraz olduğum biraz anlayışlı ama sana değer veriyor bence. Ne dedi Mehan'da? Mehan. Dilara'yı ara birlikte açın. Şu, artık bu saatte açamayız arkadaşlar. Onu başka bir güne şey yaparız. Beraber açarız. Hem duyururuz önceden. Beni öyle sevme ama. Evet. Evet, hep böyle yaptırıyorum artık. Bademciydim ben zaten de. Ha, Mert senin için çok değişti. Ne demek istiyorsun bu konu hakkında? Sen de fark ediyor musun? Evet, tabii ki de fark ediyorum. Törpülediği yerlerin farkındayım yani. Ben zaten çok büyük bir değişim beklemiyorum. Bazı noktalarda sadece törpülemesini istediğim noktalar vardı, o kadar. Sen de susma, bir şey söyle. Olmadı mı haksızlık? Beni böyle sevme. Önce toplayıp sonra dökme dargın sözlerim. Yine de gitme. Ya var ya yok söyle. Yağmur ol kurak gecelerime. Beni böyle incitme. Teslim oldum ürkekliğine. Vatandaş otur.
Utandım, kusayamıyorum utanınca. Telefonu ver, şey, kumandayı ver sana. Kumanda ver. Kumanda. Kumanya. Za. Ver, çok tatlı. Evet. Sonra dökme dargın sözleri. Yine de gitme. Ya var ya yok söyle. Yağmur ol kurak gecelerime. Beni böyle incitme. Teslim oldum ürkekliğine. Beni böyle sevme. Sonra dökme dargın sözleri. Ateşe düştüğümü duymak daha istemiyorum artık arkadaşlar. Çok seviyorum şarkıyı ama sürekli editlerden dolayı duyduğumuz için sıkıldım. Bu sefer kıskandığın konu var, bakışları. Çok güzel bakıyor. Genel anlamda. Ay Mert hatırlatan bir şarkı söylemem ama şey yaparım. Açarım şarkı çok güzel. İstanbul. İstanbul'du. Atina ve aşkı görmüyorum. Neyi? İstanbul şey var ya. Dipriz mi? Dipriz. Bir tane şey var ya. Onun adını hatırlamıyordum. You are angel. Thank you. Diva yorgun, delikan. Of ne kadar çok. Ama diva yorgun çok söyledim artık. Liste olarak Spotify'da paylaşırım tabii. Benim zaten listem bunlardan ibaret arkadaşlar. Yani hiç göründüğüm gibi bir insan değilim. Her telden dinlerim. Böyle yüksek olmak istediğimde, işte spor yaparken falan, böyle gaza gelmek istediğimde falan, dans etmek istediğimde, ama genelde bu tarz sakin şarkılar dinlemeyi seviyorum. Ben anlamlı şarkı dinlemeyi seviyorum çünkü. Melike Şahin. Love you. Thank you honey. Me too. Tırnaklarım. Bebek tırnaklarım, yavrum tırnaklarımı yenileyeceğiz. Ne yaptırsam acaba? Delikan. İçime bir muğlak bırakmak olmaz. Avuca oturur, kabına sığmaz. Başka yerde arama. Bak göğsümde izin var. Uzaklarda duramam ki. İçimde bir delikan var. Such a beauty. Açsana. Bak bu şarkıyı çok seviyorum. Bugün replay tuşunu bozdum yani. O kadar çok seviyorum. Selin aşkım teşekkür ederim. Hoş gelmiş. Sesler ses duyulması lazım. Bunu ben söylemeyeceğim. Selin açalım mı birazdan şey yayın? Yani sen aç, ben sana davet atayım. Kafamda yara oldu. Şurada bir şey yapıyorum. Buraya mı? Yok. Tamam. Neyse. Sensiz akşamlar sor beni İstanbul.